Merhaba Kassan, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz sentetik enerjon ile ilgili olacak. Sentetik enerjon ilk ve son olarak Transformers Prime serisinde görülmüştür. Megatron, dünyada bulunan bütün enerjon kaynaklarına pençelerini getirdiği, Autobotların kaynaklarının giderek azalmasından ve Autobot yaralanmalarından dolayı bunun yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bunun için gereken bilgiler, Bulkhead yanlışlıkla çok fazla bilgi içeren Cybertron cihazının etkisi altında kalınca çok büyük miktarda bilgi onun zihnine girdi ve o da sentetik enerjon için denklemler yazmaya başladı. Zekası normale dönünce denklem yarım kaldı ama Ratchet onu bir bakıma tamamladı. Sentetik enerjon özelliklerine gelirsek ise Senten diye kısaltıldığı da olur. Yapıldığında kararsız olduğu için yesildir. Kararlı hali ise yeşil mavi arası bir renge sahiptir. Bunlar ile birlikte aynı zamanda onla kullandığında herhangi bir Cybertron yerin fiziksel gücünü, hızını ve enerjisini arttıran bir özelliğe sahiptir. Bunlarla birlikte aynı zamanda ona daha öfkeli ve saldırgan olmalarına yol açabilir. Ayrıca daha yüksek de zıplayabilirler. Bu da fiziksel güç. Bağımlılık yapabileceği için robot olarak düşünülebilir. Bilgisayar olarak verilir ve tıpkı kara enerjon gibi kullanıldığında damar yollarını rengini değiştirir ve yeşil yapar. Diğer türlü enerjonlar gibi bunlar da insana karşı zararlıdır. Ve sentetik enerjon insanlığı üzerinde güçlendirici ama onlara zarar veren bir yapıda olduğu düşünülüyor. Uygun şekilde rafine edilmiş sentetik enerjon formülünün normal etkileri henüz görülmemiştir. Ancak muhtemelen aynıdır, saldırganlık hariç. Eğer yaralanma gibi bir durumda vücuttan çıkarılırsa etkileri ortadan kalkar. Daha sonra Knockout bir tüpte kalan en ufak bir sentetik enerjon damlasını görmüştür. Ve gelecekteki araştırması için onu elde ettiği varsayıldı. Ratchet yeni üstünde neredeyse hiç enerjon kalmadığı için, hiç enerjon özelliği olmadığı için acil durumlarda formülü yeniden gözden geçiriyordu. Ayrıca da nakaratta formülü yeniden yapmayı deniyordu ve onu kara enerjiyle birleştirmenin herhangi bir Cybertronian'ı enerjiye aç bir zombiye dönüştürebileceğini anladı. Nakata sonunda ne olduğunu anlamak için yeterince sentetik enerjon üretti ve daha rafine versiyonlarını Silas üzerinde test ederek deneyin kendi enerjisini hızlandığımız bir oranda yakma eriyen etkisine sahip olduğunu belirtti. Yani biraz daha güçlü, biraz daha hızlı filan oluyor herhalde. Starscream daha sonra Megatron ortak yaşamıyla simbiyotuyla yani kontrol edebileceği öfkeli süper askerler yapmayı umarak bunu kara enerjon ile karıştırma fikrini aldı. Bunun yerine tek arzusu başkalarından enerji almak olan terakonları oluşturdu. Sorun çözüldüğünde Megatron Nakat'ın sentetik enerjon çalışmasını Shockwave'e devredilmesini emretti. Evet, videonun şimdi bu kadardı. Kusura bakmayın, biraz kısa oldu. Ama zaten bu da tek bir seride görmüştü. Neyse. Bu arada bundan sonraki videolar çoğunlukla alt yazı olacak. Sonraki videoya kadar görüşürüz. Hoşça kalın.